Merhaba arkadaşlar, efsaneler serisi devam ediyor. Anlatılan efsaneye göre bugünkü Ankara iline bağlı Kızılca Hamam'ın Taşlıca köyünde şöyle bir efsane yaşanıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanı Sultan Alaaddin Keykubat bir seferden dönerken Kızılca Hamam'ın Taşlıca köyünden geçecektir. Selçuklu Sultanı'nın da askerlerinin Taşlıca köyünden geçeceğini haber alan ve orada yaşayan Kırmızı Ebe lakaplı yaşlı bir kadın köyde çeşmenin yanındaki bir oluğu güzelce temizler ve o oluğun içerisinde bir ayran yapar. Eline de bir kepçe alır. Tam askerler geldiğinde askerlerin mataralarına ayran doldurur. O kadar çok ayran doldurur ki getir yavrum. Senin de matarana ayran doldurayım der. Sağ ol ana der. Teşekkür ederim. Öbürünü de doldurur. Her doldurduğu ayran karşılığında askerler sağ ol ana. Teşekkür ederim der. Kırmızı Ebe askerlerin neredeyse tamamının mataralarına ayranları doldurur. Bir müddet sonra o kadar kalabalıktır ki artık kimin matarasına ayran doldurdu, kiminkine doldurmadı o bile karıştırır. Yavrum der, getir der, senin de matarana ayran doldurayım. Ana teşekkür ederim, benim matarama doldurdun ana. Ana dolu benim mataram, benim mataram dolu ana der. Diğer askeri çağırır, o asker der ki, sağ ol ana, benim de mataram dolu. Dolu ana, benim de mataram dolu der. İşte o günden sonra bu topraklarımızın adı Anadolu diye anılmaya başlar. Anadolu'ya Anadolu ismini veren Kırmızı Ebe'nin bugün hala Kızılca Hamam Taşlıca köyünde hem türbesi vardır hem o oluk halen orada durur. Yolunuz düşerse bu güzel topraklara isim veren o güzel kadının türbesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bilginin ağırlığı olmaz. Çok teşekkür ederim.